Turumuza İstanbul'da faaliyet gösteren ProLive Hospital danışmanlık firmasına konuk olarak devam ediyoruz. Yanımızda firmanın genel müdürü Sayın Ahmet Ucuz Beyefendi var. Ahmet Bey, firmanızı bizlere tanıtabilir misiniz? 5 yıldır bu sektördeyiz. Biz hastanelerde danışmanlık ve tercüme hizmetlerini veriyorduk. Ondan sonra bu sektörün açığını ve fark ettik. Açığını fark ettikten sonra böyle bir kurumsal yapıya bürünüp bu yapıyla ilerlemeye karar verdik. Ben ve diğer arkadaşlarım, onlar da tabii benim kuzenlerim oluyor, onlar da emekleri var bu şirketin kurulumunda. Yani 2020'nin son aylarında yani kurduk bu şirketi ve böyle hizmet vermeye başladık. Tabii devletimizin desteğiyle de TURSA belgesine başvuru yaptık. USAŞ belgesinde de sürecimiz ilerliyor. Ve böylece biz Orta Doğu, İran ve hatta Orta Asya ülkelerine sağlık sektöründe hizmet vermeye çalışıyoruz. Sağlık turizmi hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Sağlık turizmi dediğimizde akla gelen ilk şey zaten saç ekim ve estetik aklımıza geliyor. Fakat başka branşlar da var. Yani yurt dışında tedavi olmak isteyen çok hasta var ve çok büyük bir kitle bunlar. Diyelim ki ortopedi, onkoloji, organ nakil, bunlar büyük ameliyatlar ve çok büyük çaba gerektiren ameliyatlardır. Biz bu arkadaşlara tabii buradan danışmanlık hizmeti veriyoruz. Onları bir nevi yönlendiriyoruz. Hangi hastane, hangi doktor, hangi profesör, tabii hastanelerde anlaşmalarımız da var. Hasta bize güvendikten sonra öncelikle bize güvenmesi gerekiyor. Çünkü güven burada insanın hayatı söz konusu. O yüzden güven burada çok önemli. Samimi bir şekilde, çok şeffaf bir şekilde bütün bilgilerimizi ilettikten sonra hastaya, hasta kabul ediyor. Kabul ettikten sonra buraya geliyor. 1,5 ay, 2 ay burada kalmak zorunda kalan hastalarımız da var. Onları tabii biz bütün bu süreci biz takip ediyoruz, yakından takip ediyoruz. Ülkemize gelen yabancı hastalara ne gibi hizmetler vermektesiniz? Devletin koyduğu kriterleri gerçekleştirdikten sonra biz reklam vermeye başladık. Reklamımız tabii farklı farklı mecralardan oluyor. Bu reklam üzerinden bize ulaşan çok büyük bir kitle var, Orta Doğu kitlesi. Oradan bizimle iletişime geçiyor. Şöyle bir şikayeti var, ortopedilik ya da kardiyolojik bir şikayeti var. Biz oradan zaten istenen bütün bilgileri alıyoruz. Yaş, kronik hastalıklar, orada doktorlardan alınan belgeler, tıbbi raporları alıyoruz ve aynı günde direkt hastaneye gidip oradaki profesörle görüşüp bir değerlendirme yapıyoruz. Değerlendirme yapıldıktan hemen sonra tekrar iletişime geçiyoruz hastayla ve diyoruz ki profesörümüz, atıyorum yani profesörüm Hasan Turhan, kardiyoloji doktoru. Anjiyo yapmak zorundayız. Anjiyo yapacağız. Bir gün, 2 gün hastanede kalacaksınız. Ondan sonra 1 hafta Türkiye'de kalacaksınız. Bu 1 hafta içerisinde biz her şeyi ayarlıyoruz size. Konaklamasından, transferinden, muayenesinden her şeyi tabii biz bir programlı bir şekilde bunları hazırlıyoruz hastaya. Ve hasta o şekilde zaten bizimle tekrardan iletişime geçip ben şu tarihte bu Türkiye'ye geliyorum. Sizi biz de onu zaten havalimanından arabalarımızla alıp hastaneye ve oteline yerleştiriyoruz. İleriye yönelik hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii ki bizim kuruluş aşaması çok zor bir dönemden geçti. Yani pandemi peak yaptığı zamanlarda biz bu şirketi kurduk ve böyle çalışmaya başladık. Ama şimdi tabii aşılama sistemi çok fazla hızlı bir şekilde ilerlediği zaman biz de çok umut verici dönüşler almaya başladık. İnşallah sağlık turizmi sektörü daha da çok iş yapacak umarım. Şimdi bizim zaten ilk kurduğumuz anda, bu şirketi ilk kurduğumuz an şey demiştik birbirimize. Orta Doğu'da ve Orta Asya'da 1. numara olacağız inşallah. Ve bunun için elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Personel seçimini nasıl yapmaktasınız? Şimdi personel seçiminde bizde şöyle, hani zaten iletişim, önce ilk aşamamız iletişim aşaması olduğu için biz yabancı dillere bakıyoruz. İngilizce ve Arapça özellikle. O yüzden bizim çağrı merkezlerimizde en az 3 dil bilen çağrı merkezi personeli arıyoruz. Ve bu şekilde bu kriterlere uygun bir arkadaşı bulduğumuz zaman zaten direkt görüşmeden sonra hemen işe başlıyor. İkincisi tercüman ekibi. Tercüme ekibi diyeyim. Tercüme ekibi zaten hastanede kalıyor.
Ve bunlar hep her zaman sahadalar. Hastalara sağlık alanında sunduğunuz hizmetler hakkında bilgi verebilir misiniz? Hastaneyle bir anlaşma yapıyoruz. Hastane anlaşmalarıyla zaten bu işi böyle devam ettiriyoruz. Hekimlere gelecek olursak aslında gerçekten isimleri ve adları saymaya zaman yetmez. Hepsine buradan tek tek teşekkür ederim. Herkese ayrıca gerçekten hepimiz minnettarız zaten. Kardiyoloji olsun, genel cerrahi olsun, organ naklinde olsun. Çok değerli profesörlerimiz, çok değerli doktorlarımız var. Hepsine buradan teşekkür etmek istiyorum. Ahmet Bey, sizleri izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Aslında şunu söylemek istiyorum. Ülkemiz sağlık sektöründe yapmış olduğu yatırımlarla ve geliştirmiş olduğu altyapıları ile çok güzel bir konuma geldi sağlık sektöründe. Ve ben inanıyorum ki dünya üzerinde tabii bunları geliştirerek ve bu şekilde devam ederek birinciliği elde edip bunu muhafaza edeceğimize inanıyorum. Şimdi de yanımızda firmanın genel cerrahi Profesör Doktor Sayın Turgut İpek Beyefendi var. Turgut Bey, vermiş olduğunuz sağlık hizmetleri hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Onkolojik cerrahi, yani kanser hastalarına verdiğimiz hizmetler. Kanser hastası deyince bütün kişilerde yukarıdan başlarsak genel cerrahi olarak öncelikle tiroid, goiter dediğimiz kanser hastalarımız var. Bu bizim için önemli mi? Evet, çünkü ses telleriyle ilişkili bir durum söz konusu olduğunda bunlara zarar vermeden ama hastanın da o kanserden tamamen kurtulmasını sağlayacağımız bir ameliyat tekniğimiz var. Bunun dışında yine meme, özellikle bayanlarda meme kanserlerinde büyük sıklıkla yaptığımız meme koruyucu cerrahi, yani tüm memeyi almadan acaba memeyi koruyarak ama hastayı kanserden kurtarmamız mümkün mü? Onu uygulamakla ilgili yine koltuk altı lenf bezleri ve hastanın ömrünü uzatıcı ameliyatlar söz konusu. Daha aşağı indiğimizde sindirim sistemi cerrahi başlıyor. Mide kanseri özellikle ülkemizde çok sık gördüğümüz kanserlerdendir. Yemek borusu, yemek borusunun alt kısmı ve mideyi içeren kanser grubu vardır. Tüm mideyi ya da midenin büyük bir kısmını çıkarttığımız ameliyatlardır bunlar. Önemli olan kanser cerrahisinde, mide kanserinde de aynı şeydir. Lenf bezleriyle, yani bu hastalığın ait olduğu organın lenf bezleriyle birlikte bu ameliyatı yapabilmektir. Bunun dışında karaciğer kanserleri, pankreas kanserleri, kalın bağırsak ve ince bağırsak kanserleri gibi çok önemli kanserlerle uğraşıyoruz. Rektum dediğimiz makatın çıkışı ile ilgili kanserler niye önem taşır? Çünkü bunlar da torba denilen, yani büyük abdestin karından dışarıya verilmesi ya da verilmemesi, yani torbalı ya da torbasız ameliyatlar gündemdedir. Biz özellikle torbasız ameliyat, yani kalıcı olmayan torbasız ameliyatları yapabilmek çok önemlidir bu cerrahide. Bununla ilgili özel TEM dediğimiz yöntemler ya da intensif inktelik dediğimiz, yani makatı koruyucu bütün ameliyatları denemek zorundasınız. Buna rağmen pek çok hastalığın, yani pek çok organın kanserinde bazen bütün karın zarına yayılan, bütün organları tutabilen tümörler olabiliyor. Bu tümörlerde de sitoredüktif cerrahi, HIPEC dediğimiz bütün o kanseri vücuttan temizleyen ve sıcak kemoterapi denilen HIPEC dediğimiz özel uygulamaları yaptığımız ileri evre kanserlerde yaptığımız yöntemler var. Amacımız nedir? Amacımız hastanın vücudundan kanser hücresini yok etmek, sonraki tedavilere fırsat sağlamak. Kanser deyince tabii kanser oluştuğunda bunları yapıyoruz ama oluşmasını da önlemek gerekir. Bunun için öncü bazı hastalıkları özellikle burada belirtmek isterim ki obezite de bunlardan biridir. Çünkü obezitede özellikle meme ve kalın bağırsak kanserleri çok sık görülür. Obezite cerrahisi deyince yine kansere yatkınlık sağlayan tip 2 diyabet cerrahisi de bunun içine giriyordur. Tüm bu cerrahileri başarılı bir şekilde yapıp hastaya yarar sağlamaya çalışıyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz. Çok teşekkür ederim sizlere de.